Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Tıraşımı dün oldum arkadaşlar. Bir 10 yaş gençleşmiş olarak karşınızdayım tekrar. Yani arşivden bir video izlemiyorsunuz. Onu ayrıca belirtmek istedim. Dün akşam ikinci defa dejavuya düştüm. Kazım Yurdakıl beyefendinin videosunu seyretmiştim. İlk videolarını seyrettiğimde aynı duyguya kapılmıştım. Aynı duygular içindeydim. Bu adam bam telimize basıyor. Ben de böyle düşünüyorum. Şüphelerim var. Ama bu adam tam da benim gibi düşünüyor demiştim. Dün akşam onun videosunu seyredince tekrar bu duyguları yaşadım. Bilmeyenler için söylemek isterim. Kazım Yurdakıl beyefendi dizi halinde videoları yapıyor YouTube'da. Seyretmenizi, en azından ufkunuz açılması için dinlemenizi tavsiye ederim. Bugün ben de onun işlemiş olduğu konuyu işlemek istiyorum. Çünkü o yüzden ben de dejavuya düşmüştüm. Ben de birkaç gün içinde, bir haftadır falan bu konuyla ilgili bir video yapmak istiyordum. Hatta çevremdekilerle konuşmuştum konu hakkında. Cumhuriyet Halk Partisi benim tam oy vereceğim parti diyerek, yani hangi partidensin diye sorsalar bana, sağcı mısın, solcu musun, hangi partiyi destekliyorsun deseler, Cumhuriyet Halk Partisi benim partim ama yöneticiler yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek çok istesem de veremiyorum diye konuşmuştum. Sebeplerini sizinle ben tekrar çevremde paylaştığım gibi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran kurucumuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk çok akıllı davranmış. Daha doğrusu incelemiş, sık dokunmuş. Bunu görebiliyoruz. Nereden görüyoruz? Alt okundan görüyoruz. Altı oku o kadar güzel düşünülmüş, seçilmiş ve isimlendirilmiş ki birçok bence mesaj içeriyor. Zaten ok olarak seçilmesi dahi bir simge. Biliyorsunuz bir destanımız var. Bir oku veya çubuğu tek olarak kırmak zordur ama demet haline getirirseniz onu kırılmaz. Yani birlikten kuvvet doğarın bence mesajını da vermiş ve bu birlikteliklerin neler olması gerektiğini altı ok halinde bizlere miras bırakmış diyorum. Ben bunları açacağım. Cumhuriyet Halk Partisi bu mirasa hakikaten sahip çıkabilmiş mi? Sahip çıkabiliyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi olarak demek istediğim yöneticiler ve buna etki eden elbette oy verenler buna dahil. Dejavuya düştüm Kazım Yurdakıl Bey'le. O da aynı konuyu işlemiş. Umarım Kazım Yurdakıl Bey bir algı operasyonunun parçası değildir diyorum. Çünkü bu algılarla ilgili bir eski belgesel seyrettim. O kadar güzel insanların algılarıyla oynanıyor ki, o kadar senin ne düşündüğünü bilip oradan vuruyorlar ki. Umarım Kazım Yurdakıl beyefendi onlardan bir tanesi değildir. Böyle bir belgesel seyrettim. Antalyalı bir profesörümüz var. İsmini hatırlayamayacağım. Ondan özür diliyorum. Onun tavsiyesiyle televizyonda bir program da bunu söylemişti. Bir belgesel. Onu seyrettikten sonra hakikaten ufkum açıldı. Bu think tank kuruluşlarının amacını anladım. Neler yaptığını. Bu belgesel önce sigara kuruluşlarının amaçlarını hizmet ediyor. Bu formül ondan sonra bütün diğer sektörlere yayılmış. Bu belgeselin ismini, linkini bulursam alta yazmaya çalışacağım. Hocamın da ismini özür dileyerek ben burada söyleyemiyorum. Referansım odur. Ama o belgeseli seyrettikten sonra dünya görüşüm biraz daha açıldı. Ufkum açıldı yani, değişti. Daha doğrusu değişmedi de düşüncelerim iyice güçlendi. Kazım Yurdakıl beyefendi de böyle yapınca böyle şeyler de insanı, o belgeseli seyrettikten sonra insanı şüpheli hale getiriyor. Ben de acaba diyerekten, zaten her şeye %100 inanan birisi değilim. Hep ben haklıyımdır diye bir şeyler anlatmıyorum. Eğer varsa karşı bir alternatifi, elbette ben değişime açık olduğumu birçok videolarımda size söylemiştim.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından olmuştur. Ayrıca bu kuruluştan bahsetmişken Cumhuriyetimizin 100. yılını bu sene kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun, nice seneler diyorum Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okuna geri dönmek istiyorum. 6 okunun 6'sının da bence şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve oy verenleri diyorum. Bunu da söyleyeceğim. Ben hiç kimseye suçlayıcı demiyorum. Sadece kendi düşüncelerimi, saptamalarımı yapmak istiyorum. Neden bu 6 oku sahip sanırken 6 oktan vazgeçtiklerini kendimce anlatmaya çalışacağım. Önce bu 6 oku ilkeleri sizinle paylaşmak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık, devletçilik diye sayabiliriz. Cumhuriyetçilikten başlamak gerekirse Cumhuriyetçilik parti adında Cumhuriyeti taşımasına rağmen maalesef Cumhuriyetle hiçbir alakasını ben göremiyorum. Cumhuriyet bildiğiniz gibi bir yönetim şeklidir. Hanedanlıkları, monarşiyi reddetmektedir. Halka dayanarak eşitlik, bütünlük, hak ve adalet dağıtmaktır. Bu Cumhuriyetçiliği yönetim şekli. Ama parti kendi içinde dahi ne eşitlik veya adalet dağıtıyor, siz kendiniz görün. Hiç kimseye karşı eşit değiller. Onların eşit anladığı şu şekilde: çobanın oyuyla benim oyum aynı değil. Bunu birçok şekilde yayabiliriz. Alevi, o Alevi, ben bilmem neyim, onunla ben bir miyim vesaire diyerek böyle. Bir de bunu çeşitli, çok seslilik olarak bize lanse ediyorlar ya, vah vah vah. Milliyetçilik, milliyetçilik, ırkçılık diyerek bir damga vurmuşlar. Milliyetçilikte haberleri yok. O yüzden zaten böyle milliyetçi partilerimiz çoğalmıştır. Yani oklar birer birer bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup gitmiştir. Milliyetçilik ırkçılık değildir. Soyunu sopunu reddetmek bunun da çözümü değildir. Adamlar resmen soyunu sopunu Osmanlı'yı olsun, Selçuklu'yu olsun reddediyorlar. Sanki bilgisayar gibi format atıldı Türkiye Cumhuriyeti kurulunca. Ondan öncesini hiç hatırlamayacağız. Damdan düşer gibi, zembille düşer gibiyiz sanki. Bir millet yarattı. Bir millet yaratılmadı. Olan zaten milleti, rejimlerini değiştirdin. Yönetim şeklini değiştiriyorsun. Belli bir ilkelere dayandırıyorsun. Milliyetçiliğine alakanız dahi yok. Alakalar dahi yok. Halkçılık. Halkçılık sınıfı reddeder, hiyerarşiyi reddeder. Yani halkın içinde bulunan üst sınıfı, alt sınıfı, orta sınıfı reddeder. Ama bunlar önden gidiyorlar, bunu körüklüyorlar. Kendi işlerinde dahi aynılar. Halkı kendinden küçük gören konuşmalar, demeçleri hepiniz bilirsiniz. Bunun örnekleri o kadar çok ki. Cahil, bidon kafalı, bidon karınlı, neyse ne diyorlarsa. Bunlar bir de Cumhuriyet Halk Partili olacaklar. Sınıf neydi? Sınıfçılık olmaması lazım. Halka dayanması lazım bütün dayanağın. Adamlar senatoyu kurdular ya. Daha düne kadar bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde ücü gibi senato vardı. Senato üyeleri var. Kuyruklu, popyonlu bilmem nelerle çıkarlardı, mecliste konuşurlardı. Laiklik dinle devlet işlerinin karıştırılmaması demektir. Bunlar dindarları reddettiler olduğu gibi. Arkadaşlar, laiklik benim anladığım kadarıyla devlet içindeki, devletin işleyişinde bu olmayacak. Ama senin halkın dindarlığına karışmayacaksın. Bir de bu dindarlık nedir biliyor musunuz? Sadece İslam'a karşı cephe almalarını anlamadım. İslamofobiye çevirdiler bu işi. Ateistliğe çevirdiler bu işi. Adamlar cenaze namazlarına, hepimiz hatırlarız düne kadar, millet cenaze namazı kılarken askeri bürokratı bir kenarda siyah gözlüklerle, siyah takım elbiseleriyle vesaireyle kenarda sırada beklerler. İslam düşmanlarıydı yani bunlar. İslam düşmanlığını çevirdiler bu işi. Devletçilik dediler. Devletçiliğine alakaları yok adamların. Devleti, halkın yaşaması için devletin de yaşaması lazım. Hepinizde devletle alakaları yok. Şimdi bayrağı falan, her şeyi neredeyse reddedecek duruma geldiler. İnkılapçılık, yenilikle alakaları yok adamların. Atatürk inkılapçılığı koymuş. Yenilikçiliği, devrimciliği koymuş. Çağa ayak uydurun, çağa uyum sağlayın demiş. Adamlar her türlü şeyde Anayasa Mahkemesi'ne gittik
ettiklerini hepimiz biliyoruz. Hepiniz biliyorsun. Her bir yeni bir şeye karşı çıkıyorlar. Her yönde. Zihniyet olarak olsun, yeni bir şey yapmak olarak olsun. Her şeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüren bunlar değil mi? Anayasa Mahkemesi'nin kapısını aşındıran bunlar değil mi? Yöneticilerinden bahsediyorum. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor sanmasın beni. Cumhuriyet Halk Partisi benim partim. Tam oy verebileceğim parti. Herkesin oy verebileceği parti. Ama bugünkü yöneticilerle değil, Atatürk'ten sonraki gelen bütün yöneticilerle de değil zaten. Sadece bugünkü yöneticiler değil söz konusu olan. O yüzden Kazım Yurdakul Bey'le dejavu yaşadım ben tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi içten fethedilmiş durumda bence. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'le hiç alakası yok. Zaten Atatürk böyle bir parti hayal etmemiştir, zannetmiyorum. Böyle uygulansın istememiştir. Yenilikçiyiz deyip yeniliğe karşılar. İnkılapçıyız deyip inkılaplara karşı. Yapılanlara karşılar, halkçıyız deyip halka uzaklar, halktan bir haberler. Bence bunun sebebi ne biliyor musunuz? İnönü'nün kadrolaşması bunda büyük rol oynamıştır. Rol modelde olmuştur sonra. İnönü devlet kurumlarında kadrolaşınca belli bir kalıplara girmiştir her şey. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenler de bu bürokrasi olmuştur. Devletle bağı olan kişiler olmuştur. Kendi kendine hiyerarşi oluşmuştur. Halk yalnız kalmıştır burada. Biz akıllıyız, aydınız. Halk cahil durumuna düşmüştür. Hala daha bu devam ediyor. İşçinin, halkın partisi olmaktan çok uzaklar. Çok uzak oldukları için halkın dertlerinin nasıl çözüleceğini bilemiyorlar, bilmiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun tek yapabildiği Erdoğan'ı taklit edebilmek. Erdoğan muhtarların önemini öne çıkardı, toplantılar yaptı. O arkasından gitti. İşte Erdoğan'ın partisi milletvekillerini kampa soktu. Bunlar da başladılar. Taklitçi, taklitçi. Tamam, taklit yapması iyi de biraz kendin bir şeyler üret. Atatürk yenilikçiliği ön plana çıkarmış. 6 tane oku, iyice bir okuyun ne demek istiyor. Ondan sonra çıkın karşımıza. O oklara sahip çıkın bir de. O oklara sahip çıkınca halka da sahip çıkarsınız. Halkı da anlarsınız diyor. Benim oyum altılı masaya da değil, altılı oka da değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de olmayacak. Bundan adım kadar eminim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.